23.58 saat 12'de çekiyorum yani bu videoyu. Yani böyle sabah körüyle çekmiyorum. Hani hava aydınlık, güneş olsa korkmayız ama oyun gerçekten korkutucuysa gece yarısı falan oynamamız lazım. Geldi. Aha orada. Aha. Allah. Hala orada dolaşıyor ya. Anamız. Ya yine geliyor bu. Allah Allah. Oğlum vallahi bu adamı kalpten götür lan bu oyun. Ben normalde çok korku filmi izlerim ama korku oyunu ilk defa oynuyorum. Little pig. Kapıyı üstüme kapat. Yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün kanalımızda farklı bir konseptle sizlerleyiz. Artık sizlere sorduk ve sizler dediniz ki abi Zuba'nın yanı sıra farklı bir oyunda çeker misin? Ben de sizlere hangi oyunu çekmem konusunda bir anket açtım ve çoğunluk korku oyunu çekmemi istedi. Biz de bugün tam olaraktan kanalımıza yeni bir adım atıp yeni bir oyuna başlıyoruz ve bu oyunda normal sıradan gameplay olacak bir oyun değil. Hikayeli korku oyunu. Birçoğunuz da biliyorsunuz ismini zaten. 2013 çıkışlı Outlast oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten ben de 3-5 izlemiştim videolarını ama saat gecenin 11'inde 12'sinde bu videoyu sizlere çekmek üzere ben masanın başına oturdum. Bakalım dedikleri kadar korkutucu mu? Beraber facecam'li bir şekilde beni göreceksiniz. Tepkilerimi, etkilerimi beraber oynayacağız. Sizler de bana şahit olmuş olacaksınız arkadaşlar. Hazırsanız yavaştan oyuna geçelim. Korku oyunu severseniz daha fazla bölümü gelmesi için güzel bir like atın arkadaşlar. Aşağıdan da abone olun ve videoyu nasıl bulduğunuzu videonun sonuna kadar izleyerekten yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın ki ben de geri dönüşlerinize bakaraktan bu oyunun ikinci bölümünü, üçüncü bölümünü, dördüncü bölümünü bu şekilde çeke çeke gitmek istiyorum. O zaman hazırsanız Outlast başlasın. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Normalde oynayalım. Hadi bismillah. Evet, kayıt yapacağımız hastaneye doğru arabamızı sürüyoruz gençler. Frekans yavaştan bozuluyor. Her şey bu kamerayla başladı ve bu kamerayla devam edecek. Notlara bakmak için neyi kullan diyor. J'ye basınca da dokümanları görüyoruz. Tamam. Tava basınca koşuyor.
Tamam. Şöyle yapınca kamerayı açıyoruz. Buradan eğilerek bakıyoruz. E'den Q'den ters tarafı. Tamam. Saat 9'u 5 geçe. Atatürk kalbimizdesin. Evet, burada kanlar var. Burada bir şey olacak. Ne yapıyorsun lan deli? Anımız. Dayı seni kim mızrağı tuttu lan? Control.
Oğlum valla bu adamı kalpten götür lan bu oyun. Ben normalde çok korku filmi izlerim ama korku oyunu ilk defa oynuyorum. Oğlum şarj azalıyor lan. Ha biz buradan geldik, tamam. Şunu kapat. Ya bizi illa o adamın girdiği odaya götürecekler, değil mi? İlla oraya gireceğiz yani. Ne yapacağız burada ya? Şu karşıya mı geçeceğiz? Little pig. And who are you then? Sen kimsin diyor. Sen kimsin oğlum? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ha. Şimdi kameramızı aldı galiba. Bunları öldürüyor. Bizi niye öldürmemiş ki? Oo, kameram hala bende. Ya oğlum bak şuraya gideceğiz, ışıklar sönecek değil mi? Oğlum psikopat mısın sen ya? Çiğ köfte mi yedin kardeş? Acılı çiğ köfteymiş. Camı kır işte. Niye kart arıyoruz illa ki? Ya herif şuraya girdi. Oraya hiç girmeye niyetim yok.
Saat ilerliyor, evet. İlla adamları backend'e girdirecek bize ya. Oha! Sus oğlum, sus. Ya oyun korku değil de çok fena gerilim. Yani sadece müzik ve gerilim. Burada bir şey olacak. Şuradan notlar mı oluyor? Ne oluyor? Heh, doküman saldık. Öldü mü lan? Oğlum sen normale benziyorsun. Maç mı izliyorsunuz? Aha. Abi kartı aldık. Şimdi o açamadığımız kapıya gideceğiz büyük ihtimal. Giderken de yolda bir şeyler karşılaşacağız. İlla karşılaşacağız ya. Oğlum kayın ben de şuraya oturayım ya. Oğlum sen ne ne yapıyorsun oğlum sen? Koş Davut koş. Korkanın çocuğu olmaz. He, şuradaki adammış lan az önce şurada gördüğümüz. Şurayı kapat kanka.
Burada ne yapacağız? Ha, saklanacağız. Saklanacağız mı? Ne yapacağız? Burada bir şey olacak ki buralara saklanacağız biz. Allah. Savaşmayı denememelisin diyor bununla. Zaten bunlar nasıl savaşır oğlum, 10 metre adam ya. Yanımızdaki kapıyı açtı. Allah'tan buraya bakmadı. Hala orada. Batarya bitti. Son bataryamız. Ya bu az önce geldiğimiz yer. O kim oğlum? Oğlum bataryam mı yok ya? Aha var bir tane bulduk.
Ne yapacağız bunu biz? Buna kilitliydi. Buraya baktık. Burada bir şey mi yapacağız acaba? Buradan gideceğiz, tamam. Bunun üzerinde bir şey mi var acaba ya? Dur, şu dokümanlarda illa 3-5 bir şey yazar. Ya bu adamın büyük ihtimal hayatının özgeçmişini falan yazıyordur. Buraların... Tamam, bunlar saklanma yeri. Şurayı da bir deneyeceğim. Demek canavar gelecek burada arkadaşlar. Bu yaratık gelecek. Ama ışıkları açtıktan sonra mı gelecek acaba? Burayı çözemedim. Allah Allah, ne yapacağız burada biz ya? Jeneratörü yeniden başlat diyor. Jeneratör nerede? Bir bakalım bir saniye. Yaratık mı geliyor lan? Geldi. Aha, orada. Aha. Dolaplara bakıyor. Allah! Hala orada dolaşıyor ya! Kapıyı kırıyor, kapıyı kırıyor, kapıyı kırıyor. Kırdı kapıyı. Elinde vallahi fena bir baston var. Thank you.
Biraz daha bekleyelim. Şarkı bitince o da gitmiş oluyor galiba. Abi hala burada bu. Ne yapacağız acaba? Jeneratör açacağız sonra kaçacağız mı? Ya hala orada abi. Geliyor vallahi geliyor. Geldi. Salmıyor bizi ya. Bence ne yapacak biliyor musunuz? O kapıyı kırdı ya. Aa, dolaplara bakıyor. Onu acaba içeri mi kilitleyip buradan direkt jeneratörü çalıştırıp topuk atacaktık? Ya yine geliyor bu. Allah Allah. İçeride şu an. Dolapları açıyor yine. Gidiyor galiba şu an. Yok. Öldük sanırım lan. Kapıyı üstüme kapat.
Ben de gider diye durmadan dolaplara giriyorum ya. Bak bir tane jeneratör çalıştırdık. Bir tane daha jeneratör varmış. Onu çalıştıracağız. Pil yok. Oh son anda lan. Kapkaranlık. Ananı s**. Heh, diğeri de burada. Şimdi jeneratörü çalıştıracağım ama yine burada. Ananız geldi lan. Allah senin belanı versin. Ben yana çıkmak istedim, sen komple çıktın. Kanka nedir senden çektiğimiz? Salacak mı artık bizi? Biraz bekleyeceğim gitsin ya. Gitmiyor herif. Tamam iki jeneratörü de çalıştırdık. Şimdi ışıkları yakacağız büyük ihtimal. Ya da asansörü mü çalıştıracağız bilmiyorum. O gücü güç düğmesini aktif etmemiz lazım. Bu sefer de gelirse üzerine koşacağım. Allah Allah. İkisini de aktif ettim ben ama. Thank you.
İkisini de aktif ettim ben. Biz şu an gerçi iki tane şalteri açtık. Bir de bunu tetiklemek için elektrik falan mı var? Adam gitti mi ya? Makine odası. Elektrik room, elektrik odası. Pil, güzel. Evet. Şu pili de alayım. Şimdi jeneratörü çalıştırmamız lazım. Aha orada. Allah! Lan nerede odalar? Dolaplar nerede? Dolap yok mu burada? Ha buradaymış. Geliyor. Şimdi şalterleri açtık. Gücü de verdik. Şimdi jeneratörü çalıştıracağız. Tetiklememiz lazım. Gitti mi acaba? Yürüyor şu an. Sesleri duyuyorum. Lan çık. Ya kardeş Allah'ın yok mu senin? Bir git ya. Yine geldi. Bu sefer de o dolabı açacak galiba. Ay. Önünden koşsam nasıl olur lan? Sağlığımız falan yok mu bizim ya? Ne lanet bir herifmiş ya. Allah belanı versin. Koşuyor şu an, koşuyor. Ha al lan öbürküne girseydim. Onu açarken koşacağım. Onu açarken topuk. İnşallah doğru olduğu seçelim. Aç onu.
Elimi şuradan çekeyim şimdi. Şuraya doğru gidim derken çıkıyoruz yanlışlıkla. Pil yok, pili boşa alacağım ya. Evet. Şöyle bir durduralım. Evet arkadaşlar, böyle çok da uzun uzadıya çekmek istemiyorum. Bölüm bölüm gidelim. Ne yaptık bu bölümde? Vallahi paso adamlar bizi kovaladı. Şalter falan açtık. Adamların dosyalarını bulduk. Kilitli kapı için. Ölmüş bir güvenliğin kartını aldık. Orada bilgileri girdik falan filan. Yani bayağı atraksiyonu, bayağı kovalamacılı bir bölüm oldu ilk bölüm. Böyle 35-40 dakika, 30 dakika, yani bölüm bölüm gideceğiz. Zubay'a da devam ediyoruz tabii, yani Zubay'ı bıraktık, kafasına girmeyin. Zubay'ın yanına sıra çekiyoruz bir oyunu. 2-3 Zubay veyahut da 3-4 Zubay bir Outlast şeklinde gitmek istiyorum. Beğenirseniz bunun tabii ki de devamı gelecektir. Hatta bunu bitirdikten sonra Outlast 2 var, o farklı bir hikayeymiş. Resident Evil falan var, yani bunlar hep korku oyunları. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle hemen oyuna girip save ve exit diyelim. Evet gençler, ilk bölüm bu kadar olsun. Dediğim gibi güzel bir like atıp kanala da abone olmayan varsa abone olsunlar ki bu Outlast'ın hemen ikinci bölümüyle sizlerle devam edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten şöyle saati de göstermek istiyorum kapatmadan önce. Şöyle bir yandan ekrandan bakmak için altı da alayım da. Yani şu şekilde nasıl göreceksiniz bilmiyorum ama gördünüz değil mi ya? Şöyle tekrar göstereyim. 23.58, saat 12'de çekiyorum yani bu videoyu. Yani böyle sabah körüyle çekmiyorum. Hani hava aydınlık, güneş olsa korkmayız ama oyun gerçekten korkutucuysa gece yarısı falan oynamamız lazım. Dediğim gibi güzel like atarsanız devamı bir o kadar da hızlı gelecek. İlk bölüm bu şekildeydi. İlk bölümde bile affedersiniz, yeri geldi affedersiniz ama altımıza sıçtık yani. Bakalım ikinci, üçüncü bölümlerde ilerleyen zamanlarda oyun bize neler gösterecek. O zaman yeni Outlast videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.